Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi alı da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Özellikle arkadaşlar, e, Luncun yapmış olduğu biliyorsunuz yaz rallisi, hatta bundan e, daha yeni çıktı diyebiliriz. Hala düzeltme etabında. Yine Investing de bununla alakalı değerlendirmeler yapıyor Nitekim. Ortada şöyle bir tevatür var. İşte. Luna hareketi bunu bozdu bu olmasaydı lunç çok daha ciddi noktalara yükselebilirdi hatta 1 dolar belki de olmasa da işte 10 sent, 1 centlere kadar yön yukarı yapabilirdi gibi arkadaşlar bu mümkün değil yani biraz mantıklı ve makul olmak gerekiyor. Şimdi 1 dolara nasıl gidecek yani şey mi yapacak kripto piyasasındaki toplam paradan bile daha fazla bir şey mi çekecek yani kendisine market cap mi çekecek? O yüzden e bunlar çok e, mantıklı hedefler değil. Uzun vadede bile işte 1 dolar hedefini koymak ne kadar mantıklı? E bunu da değerlendirirken anın bulunduğu rally etabındaki dolayısıyla şunu da söylemek lazım. Yani Luna zaten kendi yapmış olduğu pump hareketinde tabii ki fon çekti. Ancak bu bağlamda Luna bunu yapmasa bile lunch tarafı düzeltme sinyallerini veriyordu ki bir noktadan sonra vermesi gerekiyor sağlıklı hareketler yapması gerekiyor arkadaşlar. Bunu e, bilmek lazım. Dolayısıyla Luna tarafının Lunji'den o vakitte o gün yani o günden kastım neresi? Tam olarak şurası. 9 Eylül tarihinde fon çekmesi arkadaşlar, e, 1 dolara giden bir yolu falan kesmedi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.